Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberlerin çağrısı Allahu Teala'yaydı. Çırpınışları, çabaları Allah'a yönelikti. Bütün varlıklar Allah'ı hatırlatırken, cümle varlıklar onun varlığına bir işaretken, insanın bunu görmezden gelmesi olası değildi. Ama insan bir kez nefsinin egemenliğine bir girsindi, nefsinin ilahlığını bir kabullensindi. Artık insanın o anafordan çıkabilmesi zorun zoruydu. Nefsin binbir yolları vardı, nefsin binbir oyunları vardı. Nefiste oyun bitmezdi. Hele insan bir gevşek dursundu, hele insan biraz gelişi güzel davransındı, onu ne yapar yapar kendi yoluna sürüklerdi, mıknatıs gibi kendi yoluna çekerdi. Varlıkların işaret ettiği Rabbine yönelmeyen insan, bütün varlığını heba ederdi, telef ederdi. Kendine en büyük zulmü etmiş olurdu. İnsan o muhteşem düşünce yapısıyla, İnsan bulunduğu bu muhteşem evrenle hemen Allah'a yönelmesi gerekirken Rabbinden uzaklara düşmüş olması ne büyük mahrumiyetti, ne büyük acıydı ve ne büyük bunalımlara düşüştü. Rabbinden uzaklara düşüş varlığını anlamsız kılacaktı. Varlığının anlamını bulamayacaktı. Rabbinden kopan insan hangi değeri bulacaktı, neye yönelecekti, neye gönül verecekti, o muhteşem kalbini neye bağlayacaktı? Kalp sonsuzluğun yolcusuydu. Kalp sonsuzluğun peşindeydi. Kalp sonsuz olan isterdi. Fanilere, ölümlü olanlara bel bağlasa bile nereye kadar gidebilirdi? Kendisi gibi faniler günü gelince geldiği aleme gidiyorlardı. Gidici olanlar bugün var ama yarın gidecek olanlar insana yar olabilir miydi? Kendisi aciz olanlar acizlere ne verebilirdi? Oysa insan varoluş yoluna bir koyulsaydı, düşünce iklimlerine bir girebilseydi, o iklimden çıkmadan Allah'a yönelmiş olacaktı. Varlıkların dilinden var edene yol bulacaktı. Akıl bu berrak yola ulaştıracaktı. Sonra marifetullah'a vasıl olacaktı. Olduğu yerde durmayacaktı. Yolun yolcusuydu. Rabbini tanıyacaktı. Esma-i Hüsna'yı öğrenme, anlama iklimine girecekti. Bu iklimde gönül dünyası nura mazhar olacaktı. Ama yolcu yolundaydı. Marifetullah'tan sonra muhabbetullah'a vasıl olacaktı. Aklın getirdiği, aklın yardımcı olduğu iklimde kalp devreye girecekti. Marifetullah ile nurlanan kalp muhabbetullah'ın iklimine yürüyecekti. Varoluşun en lezzetli zemirlerine doğru yürüyordu. Ruhun Allah sevgisiyle açılımı başlıyordu. İnsanın bu noktaya gelmesi kolay olmuyordu. Önce derin düşünceler kulvarında yürümek vardı. Sonra iman zeminine ulaşmak olurdu. Sonra marifetullah iklimine girilirdi. Basamak basamak bir yol alış vardı. Sonra Allah'ın sevgisi iklimine ulaşılırdı. Ruhun Allah sevgisiyle açılımı başlardı. Bunun bir başka çerçevesi vardı. Önce beden anaforundan geçmek gerekiyordu. Bedenin isteklerine, bedenin alışkanlıklarına dur demek vardı. Çok yemeye dur demek vardı. Çok konuşmaya dur demek vardı. Çok uyumaya dur demek vardı. Allah'ın kendisine verdiği kabiliyetlere, gölge düşüren bütün hallere dur demek gerekiyordu. Sonra zihin dünyasını geçmek gerekiyordu. Zihin bilgi işlem merkeziydi. Bilginin donandığı yerdi. Bilginin birikim mekanıydı. Devasa bilgiyle donanmış olmak mümkündü. Bu bilgiyi nefse hamletmek mümkündü. Kendine mal etmek mümkündü. Kendi nefsini yüceltmenin bir haliydi, bir haldi. Böylece bilgi insanı daha bir Allah'tan uzaklaştırırdı. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruluyordu. Kitap yüklü merkepler diye ifade ediliyordu. Bildikleriyle amel etmeyenlerin bilgileri bir anlam ifade edebilir miydi?
hele bilgileriyle dünya menfaatlerini elde etmeye yöneliyorlarsa, bu bilgiler olumsuzluklara alet edilmiş olmuyor muydu? Kişiliksiz insanlara bilgi ne katkıda bulunabilirdi? Güzellikler ancak şahsiyetli insanlara katkı sağlayabilirdi. Yolcu yoluna devam edecekti. Zihin zemininden geçilecekti. İlmin verdiği havalara tenezzül edilmeyecekti. Kendini beğenmelere, kibirli zeminlere yol verilmeyecekti. Bilgi varsa paylaşılırdı. Bilgi varsa paylaşmak için olabilirdi. Güzellik de buydu. Paylaşılmayan malın insana ne katkısı olacaktı? Ebu Bekir'i devleştiren Allah yolunda malını paylaşmaktı. Hazreti Osman Efendimiz'i devleştiren Allah yolunda malını paylaşmasıydı. Bilgi de aynı konumdaydı. İlim ehline düşen ilmini insanlığa sunmasıydı. İlmini ümmete sunmasıydı. Sonra zihin zemini geçiliyordu. Şimdi duygu zemini vardı. Sınırları zorlayan duygu zemini vardı. Duygularda derin yaralar açılabilirdi. Duygu dünyası sarsılabilirdi. Takdir edebilirdiniz ama aşağılanmalar da olabilirdi. Streslere girmek mümkündü. Sınırlar zorlanabilirdi. Büyük gerginlikler mümkün olabilirdi. Alabildiğine sükunetler de mümkün olabilirdi. İnişler ve çıkışlar mümkündü. Ama bütün bu halleri aşmak gerekiyordu. Bilgelerimizin dediği gibi, yüceltmelerin de, tahkir edilmelerin de aynı seviyede göründüğü zemine geçmek gerekiyordu. Takdir edilmelere değer vermemek gerekiyordu. Yermelere değer vermemek gerekiyordu. Asıl olansa varoluş çizgisinde yürüyüştü. Yola devam edilecekti. Şimdi uçsuz bucaksız bir zemine geliniyordu. Sınırsızlık arz eden bir zemine geliniyordu. Sonsuzluk arz eden bir zemine geliniyordu. Gelinen iklim, gelinen zemin ruh dünyasıydı. Asıl cevhere gelinmişti, öze ulaşılmıştı. Buraya azın azı insan gelebiliyordu. Azlara nasip oluyordu, haslara nasip oluyordu. Ve asıl yürüyüş ruhun yürüyüşüydü. Asıl açılım ruhun açılımıydı. Allah sevgisiyle açılırdı ruhlar. Mümin her varlıkta marifetullah iklimine girerdi. Varlıklarda Allah'ın isimlerini okurdu. Allah'ın isimlerini terennüm ederdi. Sonra varlıklardaki isimlerin muhteşem güzelliklerini temaşa ederdi. Bütün bir kainat hem bir sanat galerisiydi, hem bir güzellikler galerisiydi. Güzelliğin bağrında buram buram sevgi vardı. Sevgi güzellikten kaynaklanırdı. İnsanın özü güzele doğruydu. İnsan varlıklardaki güzelliklerle, sevgiyle dolardı, sevgiyle donanırdı. Sevgi iklimi ile güzellik iklimi ikiz kardeşti. Birbirini besleyen has iki iklimdi. Güzellikler iklimi olmasaydı sevgi iklimi olmazdı. Sevgi iklimi olmasaydı güzellikler iklimi anlamsız olurdu. Mümin gönüller sevgi iklimlerinde yürürlerdi. Mümin gönüller güzellikler ikliminde yürürlerdi. Efendim hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.